Ne bileyim ben, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Cihan Ölçek var karşımda. O da rakip olarak kendisine Burak Sensei'yi seçti. Dedi ki seninle yarışalım. İkiniz de hoş geldiniz Cihan ve Burak. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba tüm Power Türk dinleyicilerine. Teşekkürler. Önce Cihan'la başlayalım. Cihan'ı bir tanıtalım. Cihan müzisyen ve yakın bir zamanda da bir parçası çıktı. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor aslında. Yani ilkinden daha iyi oldu gidişat. Bizde şeydi yani, yeni müzisyenlerde adım adımdır hep. İlk iş böyle bir merhabadır ama ikinci adım hep yolun nereye gideceğini gösterir. İlkinden bir tık daha önemli olur. Karşında senin Burak var. O da bir müzisyen. Aynı zamanda avukat. İki işi var. Ne oldu? Yani müzikten ben para kazanamam, bir de avukatlık yapayım ya da avukatlıktan sıkıldım da ben biraz müzisyenlik mi yapayım? Öyle bir kafada. Hiç o kafalar değil. İkisi de değil. Avukatlık benim profesyonel anlamda 10 yıldır yaptığım mesleğim. Müzik ise benim hayatımda her zaman hayallerimle birlikte kaçabileceğim bir alan aslında. Doğru zaman bu zamandı. İlk projem 2 ay önce çıktı ama değişik bir tarz. Yani elektronik, biraz sert bir elektronik tarzdı. Şimdi Başka Beden isimli ikinci şarkım gelecek. Her 40 günde bir proje şeklinde. Şu an yani 15 şarkılık bir repertuarımız hazır. Düetler olacak. Çok iyi isimlerle, çok büyük starlarla böyle bir hazırlık içindeyiz şu anda. İlk sorum şu. İnternetten indirilebilen ilk şarkı, Aerosmith'in Head First parçası hangi yıl yayınlanmıştır? İnternetten ilk indirilen... Açıyor muyuz? Evet, görelim. Açayım mı? Evet, evet. 1996 dedi Cihan ve Burak da 1989 dedi. Doğru cevabı söyleyeyim. 1994. burada Cihan'a bir puan hemen yazıyorum hanesine. 2. Şimdi Atina'da gerçekleşen ilk modern olimpiyat oyunları hangi yıl yapılmıştır? Evet, hazır mısın Cihan sen de? Abi bir saniye, hemen bir şey sallıyorum. Bana ne sürede oldu, ben kazandım. Salladım. Kafam karıştı. Evet, alalım hemen aynı anda kağıtları. 1920 dedi Cihan. Burak da 1898 dedi. Abi yani Burak az daha uğraşsan gerçekten doğru cevabı verecek misin? 1896 çünkü. Oh. Peki. Bu bildiğim yerdendi. Biliyor muydun bunu? Yani ya, bu kadar yakınlaştık. Ben profesyonel voleybolcuyum, milli voleybolcuyum aynı zamanda. O yüzden olimpiyatlar falan deyince. Yani adam adam bir dakika, avukat, milli voleybolcu, yani elektronik müzikle uğraşıyor. Sanatla alakalı bir şeyler de yapıyor olabilir. Multifonksiyonel bir isim. Peki. İlk soruda durum şu anda 1-1 oldu. Gayet güzel gidiyorsunuz. Üçüncü soruya geldiğimizde şunu soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki sınır uzunluğu kaç kilometre olabilir? Bu dünyanın en uzun sınırı aynı zamanda. Öyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki sınır uzunluğu kaç kilometre olabilir? Tamam, hazırım. Peki, alalım hemen. Hemen alalım. 150 kilometre. Yani 150 kilometre dedi Cihan. Burak da 175 bin mi yazdın sen? Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi dünyanın etrafı 40 bin kilometre. Öyle söyleyeyim. Dünyanın etrafı 40 bin kilometre. Ve... sen onu çarpı yaklaşık 4 yaptın yani o sınırı. İşte ya, ne bileyim yani. Yani buradan çok... çıktık, dolaştık, tekrar buraya gelmemiz 40 bin kilometre tutuyor. Burak bayağı böyle bir gitti yani. Sen Ay'a gittin hatta. Sanırım yanlış bilmiyorsam Ay'a olan mesafe 150 bin kilometre ama belki söyleyeyim ben 8850, bu durumda Cihan'a puan verdik.
Bayağı varmış. Ben de yani bayağı aşağıda kalmış oldum ama hayal gücüm bu kadarına izin verdi. Peki. Ne bileyim ben devam ediyor ve şimdi geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda da enteresan aslında. Size normalde evet bunu yapmıyorduk ama ikinci haftada yapmaya yani iki haftadır yapıyoruz. Şimdi ben size bir ünlünün söylediği sözü söyleyeceğim ve üç tane de seçenek sunuyorum. O sözü kim söylemiş olabilir diye bana şık yazacaksınız ya da isim de yazacaksınız. Evet. Dördüncü soru böyle. Dördüncü soruda sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktır. Bunu kim demiş olabilir? A. Fahrettin Koca. B. Miguel Cervantes. C. İbn Sina. Yani. Hadi alalım bakalım aynı anda. Aynı anda Burak. Cervantes dedi. Cervantes. Burak sen ne dedin? İbn Sina dedin. Niye Fahrettin Koca? Ben Fahrettin Koca'yı birini söyler dedim ama bunu galiba yok. Bu Fahrettin Koca'yı olduğu için yani bilmem içimden o geldi. doğru cevap. Doğru cevap Miguel Cervantes. Doğru cevap. Cervantes ne alaka dedim yani. İşte. Edebiyatla ilgilenince sağlıkla ilgili bir açıklama yapmış. Romanında mı söylemiş? Nerede sağlığın söylemiş? Başlangıcı hastalığı tanımaktır diyen Miguel söylemiş işte Cihan neresi olduğu yani, önemli ne değil yaptık? Yani. Aynen. Nerede söylemiş? onu bilemiyoruz. Kaynak soruyorsan şu anda yani bunu herhalde Google'a yazar bulursun yani öyle diyeyim kaynak o. Kaynak bu. Peki gelelim. Ha, bu arada puanı Burak'a verdim. İyi ki bayağı çekişmeli. Hatta bu zamana kadarki en çekişmeli yarışmamız diyebilirim yani. İstanbul'u açıyorum. Peki gelelim beşinci soruya. Bak sporla ilgileniyorsun Burak. İlgilendin ya da bu soru sana yakın olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde YMCA eğitim okulunda beden eğitimi öğretmeni olan Kanadalı Dr. James Naismith basketbolu icat ediyor. Basketbolu hangi yıl icat etmiş olabilir? Evet, aynı anda görelim şimdi. Hazırım. 1886 dedi Burak. 1838. Tebrik ederim. Sporla alakalı konularda Burak bayağı böyle bir yakın, neredeyse böyle bilecek şekilde geliyor. 1891. Şu anda 5. soruda 1 puan. Ama ben de çok yaklaşmıştım. Niye böyle oldu? Bayağı yaklaştın demek isterdim ama o kadar değil yani. Şimdi Burak kadar. Peki. 6. soruda şöyle. Marilyn Monroe hayatını kaybettiğinde kaç yaşındaydı? Güzel bir soru. Yani bana sorulsa güzel soruymuş falan derim bak. Açayım mı? Tamam aynı anda alalım Cihan. 40 dedi Burak. 32 dedi. Abi niye beni zorluyorsunuz bu kadar? Çünkü 36 yaşında hayatını kaybetti. eşitir. Onun için söyledim. Şimdi ekstra soru sormak zorunda kalabilirim yani. Bak. Şimdi geldik 6. soruda 1-1. Yani ikinize de puan verebilirim isterseniz. İkinize de vermeyebilirim. İkinize de puan verelim. Ve son soruda şöyle. Einstein'ın izafiyet teorisi hangi yıl yayınlanmıştır? Burak bayağı böyle biliyor gibi hemen aldı. Ha sonra dur bir düşüneyim dedi. Herkes seni özür diliyor. O kadar bilmediğim yerlerden geliyor ki yapacak hiçbir şey yok. Bilim camiasından özür dileyerek bu bilmiyorum. Bu cevabı ben de. Alalım bakalım hemen. Görelim.
1913 ve 1945 Einstein'ın izafiyet teorisi hangi yıl yayınlanmıştır? Doğru cevap 1905 ve kazanan bu durumda Burak oluyor. Yani güzel bir yarışmaydı. Kesinlikle öyle. Çok güzel bir yarışmaydı. Var mı söyleyeceğiniz bir şeyler? Sen Greenbox'ın önünden. Greenbox'ın önünde demek istediğim şey yapamam diyenden korkacak mısın? Yapamam dedi. Oradan nokta atışlı sallamalar geldi. Ben hayret içindeyim. Yani. İyi ki bilmiyormuş. Bilse demek ki neler olacakmış. Abi işte seni orada gevşetti adam yani. Anladın mı? Taktik bunlar. Ben yani. Gevşetti beni. Ben de böyle oh, nasıl olsa yapamayacak diye. Aynen. Sallandım. Onun için yarışmaktı. Ortada bir mücadele varsa kesinlikle gevşemeyeceksin. Rakibini küçümsemeyeceksin. Ve karşı tarafında sana bu tür müdahalelerde bulunup psikolojik olarak o andaki halini böyle düşürmesine izin vermeyeceksin. Bunu da anlamış olduk burada. Doğru, bir kere daha yüzleşmiş oldum. Neyse, kazanmak önemli değil. Önemli olan yarışmaktı ve kazanan yarışmaktı ve bir araya gelmekti. Burak oldu, Burak Sense oldu. Onun da son çıkardığı parça Zehirli Ot değil mi? İlk parçam aynen. İlk parça. 15 Ekim'de çıkmış. Çok güzel. Ben yaptığın işi beğendim. Elektronik müzik adına gerçekten güzel bir iş. Cihan, sana da çok başarılar diliyorum. Yine arkında. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Eyvallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Biz de bye bye. Bye bye.